Şaka maka biz bildiğin gidiyoruz galiba Bozuk Baba. Aynen öyle Yörük. Gidiyoruz. Babalar ya. Hı. Yine o sahneye mi geldik? Gözünü seveyim ya. Evet. Yapma ya. Bak. Guantanamo o da yatarım 7 yıl. Ama parmakları gözünü seveyim. Dedim bile Yörük. Bak dönünce ben sana yenisini alacağım söz. Şerban. Tamam. Lan ben. Bandı yerine sokmuş ediyorum. Selamünaleyküm. Yörük, silah yok. Evet. Lan, silah yok. Lan uçaktayız oğlum. Delecen uçağı. At. Biz bu işi niye uçağa binmeden yapmadık ya? Babalar bunlar çok dişli çıktı ya. Sen bassan bir şey. Ya yani, hakaret sayarım. Gel ya. Lan. Ben aslanlarım. Pastanmadım ben! Ben pastanmadım! Lan! Yörük ne yapıyorsun? Lan! Yörük! Baba Yörük! Ne yapıyorsun lan? Ben pastanmadım babalar. Yörük bunlar kim Yörük? Kim bunlar Yörük? Kelimcinin körü oldu ne bileyim baba Johnny işte. Arkadaşlarımız ne meslek icra ediyor Yörük? Hah? Pilot. Sevgili gezerim. Pilotlar ne iş yapar Yörük? Uçar. Uçar. Evet uçar. Biz neredeyiz Yörük? Allah belanı senin elinin ayarını... Vay. Dur ölmemiştir ya. Ölmediniz değil mi lan? Kardeş, bak lan. Bak kardeş. Ne demek tutuklandılar Kopuz? Bir de dalga geçer gibi Guantanamo demiş, öyle mi? Hadsiz herifler. Şerefsiz herifler. Benim 2 tane askerimi uçağa koyup cehennemin dibine göndereceğini zannediyor, öyle mi? Benim askerlerime terörist muamelesi yapacaklar ha? Bu asla izin verilecek bir şey değil Kopuz. Ben böyle bir şeye asla izin vermem. Benim askerlerim o lanet olası yere gitmeyecek. Bu kadar. Sedat! Emredin komutan. Arabamı hazırlayın. Emredersiniz komutan. Hadsizliğe bak. Şerefsizler. Bu yaptığınız kabul edilebilir bir şey değil. Hangi akla, hangi yetkiyle ve ne sebeple askerlerimi tutuklayıp bir yere gönderiyorsunuz? Sizin askerler izinsiz bizim bölgeye girmişler. Üstelik bizim askerlerle çatışmışlar. Bu bölgede sınırları çizilmiş bir alanınız olduğunu bilmiyordum doğrusu. Siz ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Bakın general, sizin probleminizin bizim askerlerimizle çatışmak olmadığını biliyorum. Sizin derdiniz kırmızı bültenle aranan ve sizin özenle koruduğunuz 3 müttefikinizin öldürülmüş olması değil mi? Bu ne demek general? Bu şu demek, benim ne söylediğimi siz gayet iyi anlıyorsunuz demek. Beyler lütfen, öncelikle şu askerlerimizin durumunu konuşalım. Konuşalım. Bu hukuksuz sevkiyatın hemen durdurulmasını ve askerlerimin Türkiye'ye iade edilmesini istiyorum. Hemen. Bu mümkün değil. Önce yargı sürecinden geçecekler. Yargı sonucunda yargı ne derse ona göre karar vereceğiz biz. Yani siz şimdi bana o yargı süreci tamamlamadan askerlerimi iade etmeyeceğinizi söylüyorsunuz, öyle mi? Tabii, doğru anlamışsınız siz beni. Onların yaptıkları göz önünde bulundurulunca dönebileceklerini sanmıyorum ben. Efendim, dinliyorum. Anladım albayım. Sağ olasın. Bu toplantıya daha fazla devam etmemizin bir anlamı kalmadı. Ne demek bu? Bu şu demek. Sizin 6 askeriniz ve uçağınız Antalya Havalimanı'nda gözetimimiz altında. Önce soruşturmayı yapıp daha sonra yasal süreçleri devam ettireceğiz. Ondan sonra da askerlerinizi iade edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Tabii yaptıkları göz önüne alındığında pek iade edebileceğimizi sanmıyorum ama siz yine de başvurunuzu yapın. Bir laf yapıyorsunuz Sayın General. Bu mümkün değil. Ne mümkün, ne mümkün değil. Ne imkansız, ne değil. Buna benim askerlerim karar verir. General. Ne sandın ya? Ne sandın? 2 tane kurdu, 5 tane koyunla zincire vurabileceğinizi mi? İyi günler dilerim müsteşarım. İyi günler. Olayla ilgili ifadelerinizi alacağız. Ondan sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçeceğiz yüzbaşım. Buyurun şöyle geçin. Eyvallah Akın, sağ ol kardeşim. Ya Akın baba, Allah razı olsun. Bizi şu turunculardan kurtardın ya. Ne demek yüzbaşım? O herifleri derdest ettiniz. O uçağı indirdiniz ya. Size ne yapsak az. Alo. Yüzbaşı Akın Sormaz, emredersiniz komutanım. Albay Kopuz yüzbaşı. Eyvallah kardeşim. Yüzbaşı Bozok, emredin komutanım. Evlat, nasılsınız? Geçmiş olsun. Haydar yanında mı? Sağ olun komutanım. Yanımda, iyiyiz. Şükürler olsun. Yaşıyorsunuz, çok şükür. İyiyiz ama komutanım hiçbir şey planlandığı doğrultuda devam etmedi ve... Böyle düşünme evlat. Siz hayattasınız ya, önemli olan da o. 2 aslan hayatta. Melik denen şerefsizi nasıl olsa yakalarız biz. Ankara'ya bir an önce dönmeniz için gerekli işlemleri başlatıyorum. Kısa zamanda burada olursunuz. Emredersiniz komutanım, sağ olun. Eyvallah kardeşim. Ne demek yüzbaşım? Ulan Yörük. Ne ya? Koskocaman uşağı kadar yer yapmışlar. Ha, onu beğenmedin yani. Çok iyi. Şu an uçtuğumuza göre otomatik pilotla gidiyoruz. Evet. Ulan Akdeniz üstünden geçiyoruz. Büyük ihtimalle aşağısı komple deniz. Ulan. Bak hiçbir şeye dokunma ya, tamam mı? Hiçbir şeye dokunma abi, dokunma. Oğlum bizim bunu bir şekilde indirmemiz lazım da Yörük, nasıl yapacağız bunu ya? Yapacağız. Ne yapacağız? Seninkini arayalım. Benimki ne lan? Kavgalar. Seninki ne lan değil, seninkini arayalım. Seninkini arayalım. Sen beni biliyorsun, ben seni bulurum Bozuk Baba. Seninki işte ya, Demir Kuşun şoförü. Funda Turaç'ı arayalım. O bize tarif etsin. Biz de bir şekilde indiririz yani. Alt tarafı uçak indiririz. Nedir? Tabii. Alt tarafı bir uçak indiririz. Dokunma abi. Bak bir şeylere dokunma, kurcalama. Gözünü seveyim. Çakılacağız ya. Çok kolay değil mi? İndireceğiz. Evet. Allah'ım manyağı ya. Neyse. Funda Turaç konusunda haklısın. Aramamız lazım. Evet, arayalım. Nasıl arayacağız? Neyle arayacağız? Ben telefonum. Değme bir şey, değme. Sizinize telefon yok mu ya? Aferin lan. Bakayım. Yemin ediyorum çekiyor. Arayalım da. Numarayı nereden bulacağız? Ver o bende. Burada. Bak ya bak. Bir de seninki kim diyorum bilmezden geliyor ya. Demek ki o kadar ilerledi. Vay be. Babalar koldayımız bozuk. Ben daha benim evin numarasını bilmiyorum. Sen kızın numarasını ezbere biliyorsun. Öyle ben ezberlerim genelde. Neyse. Yörük ben sana ne diyeyim ya. Heh. Ulan uçaktayız. Pilotlara ayıkladın ya. Ben sana daha ne diyeyim ya. Nasıl ineceğiz? Ya babalar ben ne bileyim onların pilot olduğunu. Ben hayatımda kaç kere Guantanamo'ya yol gittim. O Ordinal. Ormon. Tamamdır. Efendim? Alo, Funda. Ben Kağan. Kaan? Ay, komutanım. Aynen, Kaan. Komutanım, iyi misiniz? Aç, ben de duyayım, ne diyorsun? Ha, dur, sen de dur, o da duysun. Funda, vallahi iyiyiz diyeceğim de pek değiliz. Bize yardımın lazım. Ben hemen Kopuz Alba'ya haber vereyim. Funda, dur, Kopuz Alba'ylık falan zaman yok. Ona sonra söylersin. Şimdi bak, beni iyi dinle. Biz şimdi bir uçaktayız. Bu manyak Yörük de pilotları ayıkladı yani, nakavt etti. Nasıl ineceğiz? Bize yardımcı olman lazım. Tamam komutanım. Bu nasıl bir uçak? Modelini falan söyleyebiliyor musunuz? Vallahi ben sana ne diyeyim ki, hangi işte kanatları var uçak. Şimdi sol alt taraftaki kolun yanındaki ekranda rotanızı ve bulunduğunuz yeri görürsünüz. Bunu da gördüm. Ne yapacağım? Bana koordinat olarak nerede olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Dur bakıyorum. Ya şu an Mersin tarafında... Böyle denizin üstünde bir yerdeyiz Funda. Tamam, peki otomatik pilotta mısınız? Vallahi hala ölmedik, sağ kaldığımıza göre otomatik pilotta uçuyoruz yani. Şimdi komutanım, iniş yapmak için otomatik pilottan çıkmanız gerekiyor. İniş yapmak mı lazım? Nasıl yapacağız Funda? Önünüzde direksiyona benzer bir kol var. Onu çok sıkıca kavrayın. Evet, önündeki kolu sıkıca kavramızdık. Kavradım Funda, evet. Sağda bir mavi buton var komutanım. Ona basın ama... Bastıktan sonra kolu çok sıkıca kavramanız gerekiyor. Bismillah. Basıyorum Yörük. Basma, yukarı doğru kavra dedi. Kavradım. Yörük hazır mısın? Basıyorum. Bastım. Allah! Funda ne yapacağım Funda? Komutanım kolu yukarıda tutun. Kolunu yukarıda tut. Allah! Funda ben şey yaptım ben, kolu sabitledim ben. Düz gidiyorum. Uçuyorum. Komutanım. Amerikalıların özel operasyonlarında kullandığı uçak Antalya Havaalanı'na acil iniş izni istemiş. Bunu yapmış olabilirler mi? Komutanım uçak Suriye'den kalkmış. Suriye mi? Bunlar kesin benim kurtlar. Evet. Bunlar kesin Kaan'la Haydar. Gelişmeleri havaalanındaki emniyet birimleriyle takip edelim Osman'ım. Emredersiniz komutanım. Öldüreceksiniz ulan beni sonunda. Ulan deli kurtlar. Ah, ulan deli kurtlar sizi. Ya baba bu uçma işi nereden çıktı ya? Biz seviyoruz ya. Yani şöyle karadan gidelim, karadan ya. Kıyım. Ha karadan. Ne var illa uçacağız. Ben baya uçuyoruz oğlum. Dur. Böyle bir de o hal geldi bana hava. Onun bir hal geldi havada durduk lan. Pilotlara çökmeden önce düşünecektim manyak Yörük. Sen de çökmeden önce düşünecektin pilota. Bismillahirrahmanirrahim. Komutanım, tekerler yere değdi mi? Komutanım cevap verin. Kaan iyi misiniz? Funda, ben öldüm de gitmediysem cennete indik galiba. Duruyoruz şu an, yerdeyim. Oh, tamam. Tamam komutanım. Funda Allah razı olsun ya. Allah senin sayende. Kaan, çok sevindim. Bunda sen Kopuz albayla konuş. Anlat mevzuyu. Bizim koca olan bayıldı, ben ona ayıltayım, ondan sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam komutanım, tamam. Tamam, sağ olasın. Başım döndü lan. Yörük. Kalk geldik, sabah oldu, kalk. Bilmiyorum. Yanmam aç bir şey yap ya, üf. Ne oldu lan, he? Atla deve değildi. Alt tarafı inecektik, he? Ne oldu? Gittin, bayıldın. Değil, atla deve değil. Babalar sorun sende. Cevize denilen Ankara bebesi bir el freniyle iniyorsun. He. Anladın, benim midem kalktı. Benim midemi bulandırdı, ben sevmiyorum öyle el freni, İnsan gibi inmedin şunda. Ayrıca... Bütün bunların arasında... Gözümle Funda Üsteğmen'in sana Kaan dediği kaçmadı. Bunun arasında onu duydun öyle mi? Çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Kızın ağzından kaçtı tabii. Siviliz ya şu an. Kostümlerden tahmin etti o ondan şey oldu. Siviliz diye. Tabii. At yalanı, öpsünlerin yalanı diyorsun. Yörük. Evet. Artık çıkalım şuradan, ben bayılacağım yemin ederim. Bana bak, bir yere dokunma sakın. Gene uçar bir şey olur. Sakın elleme. Elleme abi, elleme. Elleme, gelsin alsınlar uçaklarını. Kaan. Yörük. Komutanım kusura bakmayın böyle daldım ama Kaan ve Haydar Yüzbaşı Antalya Havalimanı'na iniş yaptılar. Uçağı indirmelerine yardımcı oldum da şimdi kapattım telefonu. Bunu tahmin etmeliydim. Kendilerine benzettiler seni de. Neyse, hepimize geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Kızım, havalimanı yetkilileriyle görüşelim. Emredersiniz komutanım. Geçmiş olsun yüzbaşım. Sağ ol baba. Eyvallah kardeşim. Sağlık kontrolü falan bir şeyler ister misiniz? Yok. Bizde ihtiyaç yok da içerideki lavuklara bir baktır istersin. Yüzbaşım, şu tulumlardan kurtulalım. Başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum turuncudan nefret ettim babalar. Komutanım. Kaan ve Haydar Yüzbaşı 6 Amerikan askerini Türk askeri yetkililerine teslim etmişler. Kendileri de şu an havaalanınıza ifade ve işlemler için bekliyorlar. 6 adama. Bakalım daha neler göreceğiz biz bu iki deliyle. Sağ olasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.